Merhaba sevgili Bolular. Yaklaşık bir hafta aradan sonra tekrar karşınızdayım. Biraz zamanlamada gecikme oldu ama bunun bir sebebi var. Çok yoğun bir haftanın içindeyim ben. 750 gün sonra ilk defa yapılan bir fuardayım. Dolayısıyla pek vakit bulamadım. Bulunduğum ortamlarda da çok ciddi bir gürültü ve ses kirliliği vardı. Maalesef bir paylaşımda bulunma şansını yakalayamadım. Efendim öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Biliyorsunuz Bolu'nun son haftalarda 3 önemli konu başlığı var. Bunlar Bolu Spor, Sayın Valimizin görev değişikliği ve Köroğlu Dağları Turizm Master Planı'ydı. Bolu Spor son yıllarda olduğu gibi yine sezon sonuna doğru bizleri oldukça korkuttu. Neyse ki korkulan başa gelmedi ve lige devam ediyoruz. Kötü Süper Ligi'nde önümüzdeki sezonda mücadele edeceğiz. Aynı 11'le çok ciddi sıkıntılar yaşadık ama aynı 11'le son 4 haftada da sevindik. Bunun sebepleri araştırılmalı. Evet, bir teknik heyet değişikliği oldu. Sayın Başkanımız istifa etti. Bu istifanın da gerekçeleri bence Bolu Spor kamuoyuyla paylaşılmalı. Ama sonuç olarak Bolu Spor bizi üzmedi ve kaldığı yerden devam edecek. Benim bildiğim kadarıyla, bildiğim derken bu tamamen kulağıma gelen ve daha önceki kongrelerden edindiğim bilgiler doğrultusunda Bolu Spor'un borçları ve yapacağı yeni sezon yatırımlarıyla yaklaşık 60 milyon civarında bir nakde ihtiyacı olduğu. Bu nasıl karşılanacak onu da pek bilemiyorum. Biliyorsunuz yeni bir spor yasası var ve bu spor yasasında kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleri kulübün borçlarından birinci dereceden sorumlu olacaklar. Evet, bu biraz ürkütücü geliyor ama ben kulüpleri disiplin altına alacağını da düşünüyorum ve faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah Bolu Spor'umuz da bu süreci iyi bir şekilde değerlendirir.